bakış açısı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Selçuk Bey, ben içerileri temizledim. Şimdi de buraları temizleyeceğim. Tamam, teşekkürler. Sağ ol, eline sağlık. Sen işine bak. Tamamdır. Babacığım, senden izin isteyebilir miyim? Ama hemen hayır deme, tamam mı? Tamam, söyle. Ben bu akşam Selin'lerde kalabilir miyim? bir şey demeyecek misin? Hemen hayır dememek için bekliyorum kızım. Kız baba ya. Kızım sen de abi, ben sana bir şey izin verirken 3 kere düşünüyorum ya. Of baba, of. Kızım sen daha geçenlerde kalmadın mı Selin'lerde? Babacığım bak, bütün kızlar gitmiş, bir tek ben yokum ya. Hayır Buse, izin vermiyorum. Babacığım iyi misin? Benim adım Zeynep. Pardon ya, yüzündeki makyajdan tanıyamadım, kusura bakma. Abartma baba, sadece küçük bir ruj sürdüm. Ben mi abartıyorum ya? Evet. Sen daha küçücük kızsın, gidip makyaj yapıyorsun bir de bak, kendine. Bak gerçekten boğuluyorum bu evde. Bu evde boğuluyorum. Git elini yüzünü yıka, bir kendine gel. H2O vur suratına da bir kendine gel. Ne kadar kötü konuşuyorsun benimle. Sadece senden küçük bir izin istedim ya. Vermiyorum. Selam. Abim dışarı çıkıyor. Ben niye çıkamıyorum? Dışarı mı çıktım ya? Ben eve geldim sanıyorum. Oğlum evdesin. Evdesin lan, gel gel. Değil ya, tabii ya. Neredeydin sen bakalım ya? Melis'leydik baba, anlarsın ya. Baba. Sen? Abimin kulağını gördün mü? Bak. Bir dakika, yakın gözlüğümü takayım. O ne lan, sen kulağını mı deldirdin? Kulağımı mı deldirmişim? Ayakta da duramıyorsun. Ayakta mı duramıyorum? Abi, eğer benim kıyafetlerimden falan beğendiğin varsa alabilirsin. Sakın çekinme, tamam mı? Şey de yapın ya, birbirinizin saçını örün. Mesela nasıl böyle, iyi mi oluyor? Sevgilisi örsün baba, sevgilisi var bunun. Senin sevgilin mi bu? Babacığım hemen kızma, bir açıklayayım. Açıkla lan. Evet, sevgilim var. Bu mu açıklama ya? Sen de ufacık kızsın, sevgilin mi var senin? Baba ben ufak kız falan değilim, ben 24 yaşındayım. Ufacık kızsın işte. Bak baba, gerçekten senin yüzünden ya bu evde kalacağım ya da kocaya kaçacağım, tamam mı? Kocam, şu laflara bak ya. Çık kız adına git. Gitmeyeceğim odama. Çık adına git. Beni odama gönderemez. Çık adına git. Odama adına git çabuk. Ne oluyor burada? Ne bu evin hali? Ay daha yerleri süpürmedim. Kusura bakmayın, toz alıyor burada. Ay onu demiyorum Emine, sesiniz dışarı geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Anlatabilecek mi bakalım sana da? O cesaret, o feraset var mı? Hadi söyle bakalım, ne oluyor burada? Hepsi var anne. Ha. Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben içeride ders çalışıyordum. Aynen şöyle oldu. Allah'ın kar cezası. Kim batıyor lan bunu? Bunu niye oynuyordunuz? Delikmeyin lan beni. Sakin. Selçuk Bey, ben içeride ne kadar don, atlet, çorap, neyiniz varsa dağıttığınız, topladım. Şimdi buradaki dağınıklığınızı toplayacağım. Tam git lan için, git tamam. Yürü ya. Şuna bak ya. Akşamı şerifleriniz hayırlı olsun babacığım. Olur veya olmaz, sana mı soracağım? İzin verirseniz size bir şey... Hayır. Çok ileri görüşürsünüz babacığım ama ben yine de sormak isterim. Tamam sor. Ben bu akşam... Hayır. Ama ben gene soramadım. Ben bu akşam bir arkadaşımla kalabilir miyim efendim? Bir arkadaşında kalacakmış boş. Sen daha yeni gitmedin mi? Bir arkadaşında kalmaya gitmedin mi? Ha? Hadi bakalım, gel bakalım. Nereye gel buldum? Bakalım burada neler var. Gel bakalım. Bu ne ya? Bu ne biliyor musun? Senin gittiğin yerlerin haritasını çıkarttım. He. Evet, Selin. Selin'e gidilmiş bir kere. Pınar. Pınar'a da uğramış. 3 kez gidilmiş. Bu kim? Ayşe. Ayşe'ye gitmiyorsun. Aranız mı bozuk sizin Ayşe'yle ya? He? Aran? Merve. Merve'nin fotoğrafı yok. Kim bu Merve? Kim olacak babacığım? Üst komşumuz. Hayır efendim. Gitmene izin vermiyorum. Ama, asla. Ama ders anlatacaktım babacığım. Hayır, izin vermiyorum. Kıracaksın dizini, anana yardım edeceksin bugün. İlla yardım edecekse bana etsin. Evet, sen bırak o yapsın temizliği. Gel bakayım. Ay hay Allah, ama ben avukat olacaktım. Avukat mı olacaktın? Bok olursun ama. Ay. Sen o dudağında kırmızı mı? Ne o? Ay herhalde sinek ısırdı babacığım. Sinek mi ısırdı? Emine! Yoksa mı erkek sinek mi? Ben kaç kere diyorum bu eve erkek sinek girmeyecek diye. Ama Selçuk Bey, anlaşılması çok zor oluyor. Anlamıyorum ki dişi mi erkek mi? Makyaj mı? Yok makyaj yok. Mı hayır, yaptın? Hayır hayır. Makyaj mı? Sanki makyaj dedin. Hayır hayır babacığım, makyaj yok yüzümde. Ben
için. Bir de ben allık da yapabiliyorum istersen kendine bakın. Tamam yeter. Yeter! Zaten sinirlerim her şey başladım, ucu düzmeye geliyor. Selamın aleyküm babacığım. Ve aleyküm selam oğlum, hoş geldin. Geç içeri geç, 2 kilo muhabbet edelim, geç. Neredeydin bakalım, anlat bakalım, nerelerdeydin? Cariyelerle birlikteydim. Aa, çok güzel, çok güzel. Harika. Ben de işte orada radyo var, onu bozuyordum. Onu ben bozmuştum zaten. Sen mi bozmuştun onu? Evet, sorun olur mu? Ne sorun olacak oğlum? Sen deli misin ya? İstersen buzdolabına tekme atabilirsin. Yok ya, bu ara arabayla şarampole yuvarlanasın bak. Çok iyi ama dikkat et, içinde olma, tamam mı? Bir şey sorabilir miyim? Sus! Sus, bir şey sorabilir miyim diyor. Hiç mi sen... Abine sen de önce diyeceksin ki, ders dur diyeceksin önce. Ders dur, sonra konuşacaksın. Kusura bakma kız. Neyse, sorsun, bırak boş. O kulağınızdaki nedir? Kulağınızdaki? Aa! Oğlum küpe mi taktın? Kulağını mı deldirdin? Ne kadar yakışmış. Ne kadar güzel. Kızmadın değil mi baba? Yok canım, niye kızayım ya? Çok yakışmış. Harika görünüyor. Yavuz Sultan Selim de takıyordu zaten. Aynen öyle, gayet hoş görünüyor. Baba, kızmayacak mısın ya? Kızmam mı gerekiyor ya? Evet, yani küpe takmış. Ha. Hı. Küpe mi taktın sen? Kızdın mı gerçekten? Yok lan, bunun gönlü olsun diye yapıyorum ya. Resmen at gözlükleriyle bakıyorsun baba. Ya bırak, bu zaten gönlünü birine kaptırmış baba. Gönlünü birine mi kaptırmış? Senin sevgilin mi var? Babacığım kızma, ben gerçekten size söyleyecektim. Niçin? Çok ciddi. Ben emin olmak için biraz bekle... Hayır! Sakınlıkla olamaz. Sakınlıkla olmaz. Kabul etmiyorum. Çabuk zindana git. Babacığım ne olur beni zindana atmayın ya. Çabuk zindana. Ya, ne oluyor burada? Sonra sen geldin işte anne. Yalanlara bak ya. Evet, yalan. Bütün temizliği ben yapıyorum. 300 lira benim hakkım. Hiç elini sürmüyor. Kızım, ben evlat mı ayırıyorum kızım? Sen böyle mi düşünüyorsun ya? Ben en çok abine kızıyorum ya. Ben vallahi bilmiyorum baba. Hanım, Allah aşkına bir ben anlatabilir miyim? Anlat, anlat. Dinliyorum. Ben zaten işten gelmişim. Yorgun, argınım. Şurada dedim ki radyoyu açayım da bir nostalji yapayım. Eskiden açardık hani. Bir baktım radyo bozuk. Onunla uğraşırken aynen şöyle oldu. Of. Torna bir daha. Diğerini ver, diğerini ver. Diğerini ver. Çekiç. Çok iyi. Terimi al, terimi al. Ne olacak Selçuk Bey? Radyo yaşayacak mı? Yani elimden geleni yapıyorum Emine. İnşallah yaşayacak. Sen İnşallah. Etrafı sterilize et bakalım. Tabii tabii, evin direği. Hemen edelim. Baba, bir şey diyeceğim. Sen büyüdün de, konuşmayı öğrendin de bana bir şey mi diyeceksin ya? De bakalım. Ben bu akşam Selinler'de kalacağım. Ama kızım, sen daha yeni kalmadın mı Selinler'de yahu? Bana ne bir daha kal demişti. Hadi gel bensin. Gel bir baba kız gibi bir konuşalım bakalım. Gel otur bakalım şöyle. Bak kızım. Öyle küçük çocuklar, küçük kız çocukları öyle herkesin evinde kalmazlar. Ayıp. Of ya, küçük değilim ki ben. Görmüyor musunuz? Kocaman kız oldum. Makyaj bile yaptım bak. Kızım sen nereden buldun onları? Annemin çekmecelerini karıştırdım. Ducunu sürdüm. Ne olmuş? Ama kızım cildine yazık senin. Ayıp değil mi? O kadar şey sürüyorsun tazecik cildine ya. Küstüm işte sana. Küstün mü? Tamam hadi gel barışalım. Hadi gel kızım. Hadi gel barışalım. Lütfen barışalım ama. Ama ben çok içime dert ederim ya. Evlere şenlik. Kızınız var bizim orada. Selam babişko. Selam. Nerelerdeydin ya? Ya Melislerle oturuyorduk işte. Aa, Melislerle oturuyordum. Hmm. Güzel, siz baya arkadaş oldunuz az Melis'le. Evet, ben bayılıyorum onunla dedikodu yapmaya.
Sadece dedikodu mu yapıyorsunuz? Hayır canım, arada birbirimizin kaşını da alıyoruz. Ne haber kız? Aa, abim kulağını deldirmiş. Kulağını mı deldirmiş? Sence tek sorun bu mu kızım? Bence çok yakışmış. Benim kıyafetlerimden beğendiğin varsa alabilirsin abi. Olur. Olur mu? Kızım sen neler diyorsun ya? Ne dedim ayol? Oğlum sana mı diyorum lan? Ha, kızım deyince ben şey yap. Üzülme baba, ben büyüyünce sana damat getiririm. Kızım ne damadı? Sen yoksan biriyle mi görüşüyorsun? Evet. Nasıl evet ya? Büyüyünce evleneceğiz biz. Kızım sen de konuşmayı yeri söktün. Ne büyümesi, ne evlenmesi ya? Hiç olacak şey mi? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Of ya, senin yüzünden evde kalacağım. Bak ama. Ama bak, ağzını acı bir ben sürerim ama senin bak. Sür de beş kardeşi göstereyim sana. Vurma. Vurma kızım. Dur. Vurma kızım, ne olur dur. Ne oluyor burada? İşte ondan sonra da sen gel. Baba aşk olsun, ben böyle miyim? Tam 10 yıl önce böyleydim ama yani... Teşekkür ederim küçüktüm, sen çıkabilirsin. Dur, bir selam vereyim. Ben böyle miyim baba? Allah'ım. Kızım benim gözümde sen hep öylesin. Küçücük bir kızsın. Ya biriniz öyle anlatıyor, biriniz böyle, kafam karıştı. Oğlum sen anlat. Oğlum. Ha, geldik mi? Ha, geldik. Geldik. Hadi sen anlat bir de şu olayı. Anlatayım anne. Biz şimdi Yılmaz abilerle lokalde oturuyorduk. Selam. Oo, oğlum hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben dışarı çıkacağım. Hayır, izin vermiyorum. Ama o çıkıyor. Buraları dönmeyin ya, midem bulandı ya. Dönmeyin, bir durun ya. Oo, ne oluyor burada? Sonra da sen geldin anne. Sen geldin yani sonra sen... Oğlum sen sarhoş musun? Ne alakası var ya? Buradayım oğlum, anneciğim. Pardon anne, özür dilerim. Seninle sonra konuşacağız bu mevzu. Ay vallahi delireceğim. Emine, bak en objektif sensin, sen anlat. Ben mi? Evet, sen anlat. Ya şöyle oldu şimdi olay. Heh. Selçuk Bey, ben içerileri temizledim. Şimdi buraları temizleyeceğim. Peki, her taraf temiz değil mi kızım? Evet, evet. Şimdi buraları temizle. Ne yapıyorsunuz Selçuk Bey? Ben de dışarıdan çöpleri getirdim. Yapma oğlum, yapma. Emine abla, buraya da sıçtım. Yapmayın çocuğum, yapmayın. Yapmayın, ne olur. Aa, ne oluyor burada? Emine ne anlatıyorsun? İşte evi hep böyle dağıtıyorlar Canan'a. Daha neler Emine abla ya? Ya Allah aşkına, bu ne gerçek Canan? Her tarafı mahvettin ya. Tamam. Ay, böyle bir şey olamaz. Tamam. Tamam, ben anlayacağım, anladım. Sen Hilmi'yi odasına götür Emine. Tamam, bana bak. Midendekiler midende kalsın, tamam? Hadi yürü. Tamam anne. Şuranı kaldı. Selçuk, senin kızın büyüdü. Tamam mı? Kabul etsen de etmesen de büyüdü. Kızım sen de kabul et. Kaç yaşına gelirsen gel, baban senin için endişelenecek her zaman. Getir bakalım şu çocuğu, birlikte oturalım, tanışalım kimmiş, neymiş. Evet, tanışacağız. Bir daha bağırış çağırış istemiyorum bu evde. Şimdi öpüşün Barış. Sarı kızınla Barış. Selçuk, kime diyorum ben? Kızım, şimdi sen kaç yaşına gelirsen gel, benim gözümde hep aynısın. Ben bunu kabullenemiyorum. Evet, farkındayım. Hatam varsa bu benim hatam. Özür dilerim kızım, gel. İyi,
ben de özür dilerim baba. Vallahi ben tanıştıracaktım da biraz çekindim işte. Ben de seni çok seviyorum. Söyle bakayım. Ooo tamam. Aferin. Ortalığı toplayalım. Elimi yüzümü yıkayayım, hazırlanalım, bir şeyler yiyelim, tamam mı? Tamam, sen ama iki kişilik servis aç. Çünkü birisi aramızdan Selinlere gidecek de. Ay, ustum babam da, ustum babam, dur be. Allah'ım ya. Baba, sence Burcu mu sileyim, Burcu mu? Ama kızım ya, sen daha küçücüksün ama ne lüzu ya? Kabul edemiyorum. Kendini belli eden skeç, zil diyenler. Ve zili ilk defa sahnede oynayan İlkin çalıyor. Evet, ilk defa sahnede genç bir arkadaşımızla oynuyoruz. Beykan Mutfak yeni bir oluşuma girdi, atölyeleri başladı. Beykan Mutfak atölyenin de İşte ilk meyvelerinden biri İlkin. Bugün biz de sahnedeydi. Daha nicelerini sahnede inşallah birlikte oynayacağız. Alkışlar bir İlkin'e gelsin. Nasıldı sahnede olmak? Eğlendin mi İlkin? Evet, çok. Heyecanlandın mı? Çok. En çok nerede heyecanlandın? İlk çıktığım için. Çıktın. Çıktıktan sonra mı aktın? Hiç böyle şey sıkıntı yaşamadın gibi sanki. Evet ama... Yani kendi içimde hep sıkıntı yaşadım. İçinde çağladı, coştu değil mi? Heyecanlı şey oldu. Bir de Safa abi de böyle nasıl geldi sana? Böyle iddialı bir oyuncudur, biraz büyüktür. Korkunç geldi mi sana Safa abi? Yok, çok değil. He? Çok değil. Çok yardımcı değil. Oldu mu sana Safa abi? Evet, çok. Çok keyif aldın. Süper. Vallahi biz de seninle oynamaktan acayip keyif aldık. Hiçbir repliğini atlamadın, evet. Hiçbir aksilik yaşamadın. Geldi mi finali de yaptı. Evet. Değil mi? Helal olsun sana. Tekrar alkışlıyoruz için. Çok güzeldi. Yani skeçle ilgili de hakikaten çok güzel yerleri vardı. Yani bu bakış açısı serisini ben aşırı seviyorum ama burada buluşlar çok iyiydi. Yani alkolünün çift görme hikayesi, herkesin çift gelmesi. Özellikle Ayşegül neredeyse... Ne kadar benziyor. Aynısı olmuş. Yani başka skeçle ilgili tabii ki temizlikçi... Sahnesinin her yeri dağıtarak girmeniz inanılmaz iyiydi. Padişah olarak girmesi çocuğun. Yani bütün fikirler sonunda bağlandığı yer önermesiyle seyircimize de güzel bir zil örneğiydi. Evet, çok güzel hareketler. Devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel hareketler.